31 Mart'tan sonra AK Parti önemli bir darbe aldı. İkinci parti konumuna düştü ve bunun da artçı etkisi olarak bir yumuşama siyaseti vesaire türünden bir şeyler başlatma niyetini beyan etti Erdoğan. Şimdi bununla uyumsuz bir sonuçla karşı karşıyayız. Yani yumuşama, normalleşme olacaksa bu pek hani yumuşama normalleşme adımı gibi görünmüyor. Seçim sonrasında işte Kürt vatandaşlar bir kez daha kendi temsilcileri tarafından yönetilmek istediğini bildirdiler devlette, iktidara. Devlet de şimdi bu adımı tanımadığını beyan etmiş oluyor. Yani geçen ayında ne yaptıysam önümüzdeki dönemde de böyle yapabilirim demiş oluyor. Şu olabilir, yani biraz CHP'ye ayar vermek istiyor olabilir Erdoğan. İktidar yani CHP'nin seçimden beridir yürüttüğü böyle biraz Kürtlere yönelik yumuşak siyasetine bir ayar vermek istiyor olabilir. Test ediyor olabilir CHP'nin sınırlarını. Keza DEM Parti'yi, Kürtleri de test ediyor olabilir bununla. Yani size bunu yaptığımda bir göreyim ne yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında benzer adımlar attığımda dolayısıyla o adımlarımı ona göre ayarlayayım. Bunun cevabını almak istemiş olabilir. Normalleşmede ya da yumuşama, kime göre normal, neye göre normal sorusu mu var ortada? Yani hangi konuda yumuşayacağımız, hangi konuda yumuşamayacağımızı siyaseten bulunduğumuz noktalar mı belirleyecek, yoksa siyaseten bir doğru var ve siyasi partiler buna mı uymalı Vahap Coşkun? Bu yumuşama ya da normalleşme konusunda ben iktidarın bütüncül bir yapıya sahip olduğunu düşünmüyorum. Orada iki türlü bölünme var. Bu bölünmelerden bir tanesi AK Parti ile MHP arasında. AK Parti belki seçim sonuçlarından sonra Türkiye'de seçmenin önemli bir kısmının normalleşme istediğini gördü ve buna uygun politikasında bir değişiklik yapmaya çalıştı. Ama MHP'ye bakarsanız Türkiye'de aslında her şey normal. Dolayısıyla normalleşince herhangi bir şey yok. Eğer bir anormallikten bahsedilecekti, bu iktidarın anormalliği değil, bu muhalefetin anormalliği. Dolayısıyla normalleşmesi gereken muhalefet diyen bir dili var milletvekilinin. Dolayısıyla burada AK Parti ile MHP arasında bir farklılık var. Ama sadece bu değil. Bence AK Parti'nin kendi içerisinde de bir farklılık var. Yani AK Parti içerisinde de mevcut siyasetin sürdürülmesi gerektiğini savunanlar ile bu siyasetin AK Parti'ye kaybettirdiğini ve değişmesi gerektiğini savunanlar var. Ama görünen o ki şu anki tabloda mevcut siyasetin devamından yana olanlar daha güçlü bir pozisyon almış durumdalar, daha güçlü bir konuma gelmiş durumdalar. Bu normalleşme söyleminin dile getirildiği günden bugüne kadar atra adımlara baktığımızda şunu görebiliriz. Kobani davasında Suriye'deki seçimlerine bir gösterilen tepkide ve en son Hakkari atanan kayyumda görebiliriz ki AK Parti'nin veya iktidarın normalleşmesi çok da Kürtleri kapsayan bir normalleşme değil. Yani en azından kitlenin önemli bir kısmını dışarıda bırakmayı düşünen bir normalleşme. Benim görebildiğim CHP bu konuda seçimden bugüne kadarki dönemde çok daha rastlanan adımlar atıyor. Çok daha doğru adımlar atıyor. Dolayısıyla o çizgi yeşildirmesi halinde CHP'nin daha iyi bir noktaya gelmeyiz. Benim önemli. Gelecek haftaki görüşme bu anlamda son derece önemli. Taraflar nerede duruyorlar ve zirvelerine karşı pozisyonları neler? Bunun net bir şekilde anlaşılması. Bundan sonraki normalleşme tartışmalarının hangi güzergahta ilerlediğini de gösterilmiş. O zaman Burak Bilgen Özbek, şöyle sormak istiyorum size. Bu yaşananlar normal mi? Yaşananlar normal değil tabii ki ama Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde ilginç bir ayrıntı var. Kararı yargının aldığından bahsediyor. Kayyum kararını yargı almadı. Kapadı. Kayyum kararını İçişleri Bakanlığı aldı. Bir yargı kurumu değil. Dolayısıyla görevden el çektirme ile kayyum atanması birbirinden farklı eylemler. Yani Hakkari Belediye Meclisi yeni başkanını seçme iradesine sahip bana sorarsanız. Yani yeni başkanını seçebilir. Eğer yargı kararı üzerinden ilerleyeceksek bunun kapısı açılır. Öncelikle bunu söylemek lazım.
Yani kayyumun atanmasını yargı kararıyla meşrulaştıramıyorsunuz. Kayyumun atanmasını idari bir kararla açıklayabiliyor, meşrulaştırabiliyorsunuz. Ama eğer Cumhurbaşkanı yargı hattı üzerinden gidiyorsa şunu kabul etmedi. Belediye meclisinin yeni belediye başkanını seçme hakkı ve yetkisi var. Ancak burada daha temel felsefi bir problem var ki normalleşme diye bahsettiğimiz süreç geride bıraktığımız sürecin anormalliğini kabul etmeye dayanır. Öyle değil mi? Ve o süreçte de hem Türkiye'nin ekonomisini mahveden, Türkiye'nin kurumlarını mahveden hem de bana sorarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yerel seçimlerde mağlubiyete sürükleyen bir süreç yaşandı. Ve bu sürecin de işte bu kayyum atama kültürüyle çok yakından alakası var. Şu anda DEM Parti ile iktidarın ilişkisini nasıl tanımlamalı? Hani nerede başlıyor, başlıyor mu? Nerede bitiyor? Bu konuya da bir açıklık getirebilirseniz sizin açınızdan. Evet, şimdi ya bu bazı çok büyük laflar var. Kırmızı çizgiyi bölmüyor da. Yani kırmızı çizgi onu kullananın kendi içeriğini doldurduğu bir şeye dönüştü artık. Ve iktidar şu anda güç elinde olduğu için neyin kırmızı çizgi, neyin olmadığını o belirliyor. Ve bu aynı zamanda iktidarın gözünde neyin meşru, neyin gayrimeşru olduğunun da indikliğini ifade ediyor. Ama bir Türkiye'nin bir kendi geçmişi var ve bu geçmişine baktığında şunu görüyoruz. Bir ilk belediye yasasını 1930'da yaptık. O günden bugüne kadar temel ilke şudur. Yerel yönetimden seçilmiş kişiler tarafından idare edilir. Ve eğer bir seçilmiş kişi herhangi bir şekilde suç işlerse, suçu sabit olursa veya görevden uzaklaştırılmasını gerektiren bir durum hasıl olursa o zaman belediye meclisinden bir başka kişi gelir ve böylece seçilmişlerin yönetimi devam eder. Bu seçmen iradesine saygının bir gereğidir. Darbeden sonra yani 15 Temmuz darbesinden sonra belediye kanununda bir değişiklik yapıldı ve böylece işte terörle ilgili bir suçtan ötürü bir belediye başkanı hakkında dava vardı ve hakkında soruşturma açıldı. O belediye başkanının görevden alınma bileceği, belediye meclisinin toplantı talep edileceği ve bunun yerine İçişleri Bakanlığı tarafından bloklatan hakem edildiği söyledi. Şimdi bu yani de kabul edilmemiş değil, demokratik olarak da kabul edilmemiş değil. Yani mevcut anayasaya da aslında aykırı bir şey. Çünkü mevcut anayasada da her şeyden önce yerel yönetimlerin seçilmiş kişiler tarafından idare edilmesi gerektiği hükmünü içerir. Demokrasi açısından zaten hani tartışmaya gerek yok. Şimdi bütün bu hem antidemokratik olduğu hem gayri hukuki olduğu çok açık olan bir eylemi hepsi kırmızı çizgi söylemi de meşrulaştıramaz. Ve bu zaten meşrulaşmıyor. Bu kırmızı çizgiye muhatap olanlar bunu çok açık bir şekilde reddettiklerini 31 Mart'ta gösterdiler. Yani AK Parti 8 yıl boyunca elinde tuttuğu bütün kayyum belediyelerinin birinci kaybetti de öyle böyle de değil açık bir farkla kaybetti. O nedenle bu kırmızı çizgi söylemi sadece kuramlı bir şekilde kitleye anlatmanın ötesinde bir tarafı yok. Aslında son seçimlerin önemli bir çıktısı o. Yani DEM Parti'yi bırakacak bir tarafa bırakacak olursak CHP aslında muhalefeti monopolize etmiş durumda. İyi Parti neredeyse bünyesinde eritti. Diğer partiler de artık bir hoş seda bile bırakmadan neredeyse siyaset sahnesinden çekildi. Dolayısıyla muhalefet dediğimizde aslında iki tane aktör var. DEM Parti ve CHP ama bu özgür bağlamda da bir CHP. Yani aslında Özgür Özel'in onun adına ne yapacağı önemli.